Merhabalar, Sanat Durağı programıyla Gedik Radyo'dan bu hafta da karşınızdayız. Barış Soyak ben. Öncelikle bugünkü konuğumuzu sanat piyasasında herkesin tanıdığı, Türkiye'de Çağdaş Sanat Galericiliği'nin öncü isimlerinden Yaşı Baras, sadece galericilikle değil, yayıncılık, sanatçılık, arşivcilik gibi birçok şapkayı beraberinde taşıyan sanat piyasamızın duayenlerinden Yaşı Bey ile beraberiz bugün. Hoş geldiniz Yaşı Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Bugün Yaşı Bey ile Türk sanat piyasasının geçmişi, geleceği, sanat ortamının aslında geçmişi, geleceği, yapılanları, yapılmayanları, yapılması gerekenleri, artıları, eksileri, hangi durumdayız, bunları konuşacağız. Bunun dışında koleksiyoncularla ilgili, Türk sanatçılarla ilgili, Türk resminin nitelikleri, müzeler, yabancı müzeler, mevcut galericilik sistemi, müzayedeler, müzayede de sanatçıların eserlerinin ve kendilerinin değerleri vesaire, çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. İzninizle her zamanki gibi kısaca sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Tabii ben 1964-69 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi'nde okudum. Seramik kısmını bitirdim. Daha sonra Amerika'da bulundum. Amerika'da bir galeride çalıştım ve o galeri beni çok etkilemişti. Aşağı yukarı bir yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüp bu mesleği burada yapmayı düşündüm ve 1975 yılında galerimi açtım. Tabii o yıllar ne koleksiyonculuk, ne müzecilik, ne sanatçıların henüz hazır olmadığı bir dönemdi ve tabii çok zor şartlarda başladık. Tabii. Bir de sosyal olayların çok yoğun olduğu yıllardır, 75-80 yılları. Doğru. Günde aşağı yukarı 25-30 kişinin öldüğü bir dönemde biz en beklenmeyen şekilde sergiler açmaya başladık ve kamuoyu oluşturmaya gayret ettik. Koleksiyoncu çok sınırlıydı o zamanlar. Yani aşağı yukarı 4-5 kişinin dışında, hı hı, bazı avukatlar, işte mühendis, doktorlar haricinde bu yaygınlaşmamış bir konuydu. Burjuva kesimi yoktu o zaman zaten, diyebilir miyiz? Vardı. Var fakat sanatla bağlantılı değildi. Yani Türkiye'de çünkü baktığınız zaman bu 16. yüzyılda başlayan bir olgu. Mesela Medici ailelerine kadar giderseniz Avrupa aşağı yukarı 400-450 sene bu meslekle uğraşmış. Yani ressamlar yetişmiş, sanat yazarları çıkmış, o dönemi anlatmışlar, büyük mesenler çıkmış, sanatçıları desteklemişler. Saray olarak, işte krallar olarak düşündüğünüz zaman 20. yüzyılın başında da kapitalizmin gelmesiyle de büyük sanayi kuruluşları sanatı desteklemiş ve müzeler kurulmuş. Yani bunun böyle bir zinciri var. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey olmamış. Belki Osmanlı döneminde sarayın ufak bir desteği olmuş. Hı hı. Fakat 1923'ten sonra Türkiye'de müzecilik henüz çok emekleme çağında, ki 1937 yılında Atatürk'ün emriyle kurulmuş bir olgu. Evet. Fakat idealize edildiği gibi müzecilik kurulmamış Türkiye'de. Yani Atatürk, hı, bir ülke kuruyor, bir yeni demokrasi kuruluyor ve oranın tabii bilinç düzeyi çok yüksek olduğu için dahi bir kişi müzenin de kurulmasını kabul ediyor ve bunu yapın diyor. Fakat onu işletecek bir ortam yok, toplum yok, öyle bir kapital de yok. Açıldığı gibi senelerce kapalı kalmış bir durumda. Yani müzenin, hı hı, toplumu geliştirmek için yaptığı bir çalışma olmamış. Yani sınırlı birkaç sergi, evet, dışında fazla bir şey olmamış. Dolayısıyla Batı ülkelerindeki gibi sanat ortamları çoğalmamış. Bilakis sosyal olaylar nedeniyle de 1980'li yıllara kadar emekleyerek gelmiş bir olgu aslında. Doğru. Devlet desteği de bu konuda girmeden önce aslında Atatürk, dediğiniz gibi devlet, Atatürk'ün eliyle bir devlet kurulduğu için ve yerli sermayede olmadığından dolayı, açıkçası
bir takım şimdiki gibi yerli ve milli durumu o zamanlarda söz konusu. Fabrikalar kurulması, işte Sümerbank'tan tutun da silah fabrikalarına, uçak fabrikalarına kadar yeni bir ülke inşa edilirken, sanat da tabii burada toplumun sosyoekonomik yapısında dikkate alırsak haliyle biraz geriden gelen bir olgu olmuş. Çünkü ülke yeniden yapılanıyor, savaştan çıkmış haliyle bakıldığında. Tabii. Ama bu kurumların kurulması bile çok önemli sonuç itibariyle. Ama işletilmesi tabii ki istenilen seviyede olmamış. Evet. Evet. Peki bugüne gelirsek o zaman, hani o zamandan bu zamana tabii Türkiye'de özellikle çok partili hayata geçtikten sonra 1945'ten sonra haliyle bir burjuva kesiminin biraz daha yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Sermaye birikimleri, dışa açılma vesaire. Fakat o zamandan bu zamana yaklaşık yine 60 seneye yakın bir zaman geçti. Peki devletin kültüre sanata desteği istenilen seviyeye geldi mi bu geçtiğimiz 50 sene içerisinde sizce? Bence hayır. Şimdi bu iş aslında sanayileşmeyle de alakalı bir şeydir. Yani kapital belirli bir birikim yapacak. O biriken kapitalin milyonda biri de sanata girecek. Bu bütün Doğru. dünyada gelişmiş toplumlarda öyle. Çünkü milli geliri bugün 50-60 bin dolar kişi başına gelen bir meblağ olarak düşünürseniz, Türkiye henüz 10 bin veya 11 işte binde. Orta gelir tuzağındayız. 11 bin dolar dolayında. Bunun 40-50 bin dolar olması için çok büyük buluşlar olması lazım. Yani tıbbi bir buluş olacak, ilaç bulacaksınız, teknolojik buluşlar olacak. Yoksa milli gelir kesinlikle yükselmeyen bir şeydir. Yani ihracat da yapsanız o gele gele en çok 13-14 bin dolara gelebilir. Tabii, kişi enerji olsa. Kaynağımız da yok. Evet, enerji kaynakları sınırlı. Çevremizde sürekli savaş halindeyiz, sorunlu haldeyiz. Tabii bu şartlarda biraz zor ama devletin bence direkt olarak yardım edeceğine ben ona biraz ters bakıyorum. Çünkü sanatın gelişmesi ancak vergi yönünden olabilir. Yani devletin girdiği bir şeyde, özellikle plastik sanatlarda çok faydalı bir şey yapacağına inanmıyorum. Ancak vergi muafiyetleri koyabilir, özendirebilir, bedava arsa verebilir zenginlere. O arsalarda büyük müzeler kurulabilir, onların desteklenmesini sağlayabilirler. Ve belki de yine devlet, eğer ekonomik durumu müsaitse o zamanın yılları içerisinde, sanat eserleri de satın alabilir. Ve bunu sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değil, toplumun bütün şehirlerinde, bütün diğer ülkelerde, diğer şehirlerde de büyük müzeler kurmak suretiyle gelen kişileri eğitmek ve oranın insanına sanatla bağlantı kurmasını temin etmesi gerekir. Diğer taraftan zenginlerimizin kesin olarak ilk kendisi için eser toplaması lazım, ondan sonra da topluma vermesi için özel müzeler kurulması lazım. Fakat çok pahalı bir, lüks bir şey. Yani son derece milyonlarca doların yatırılması gereken bir şey. Çünkü bugün bir müze 200 milyon dolar, 100 milyon dolara kuruluyor bütün dünyada. Hani belki Türkiye'de 50 milyon dolara falan kurulabilir. Fakat bunun devamlılığını temin etmek fevkalade zordur. Evet, işletmesini haliyle. İkincisi, şu an Türkiye'de müzecilik konusunda bilgisi olan hemen hemen hiç kimseyi ben tanımıyorum. Bu iş çok başka bir şeydir. Yani bir müzede müdürlük yapmak, o müzeyi işletmek ya da o müzeyi devamlılığını sağlamak anlamına gelmez. Benim düşüncem şu: nasıl bugün Güzel Sanatlar Akademisi kurulmuş yabancılar tarafından, tatbiki Güzel Sanatlar 1957'de kuruluyor yine Alman hocalar tarafından, bunun da mutlaka bir yabancı müzelerle bizim müzelerin işbirliği yapması gerekiyor ve o gelen uzmanların Türkiye'de bize bazı şeyleri öğretmesi lazım. Şu an yeterli değildir. Yani Türkiye'deki hiçbir müze gördüğüm kadar uzman çalıştıramamaktadır. Dolayısıyla hepsi bocalama içerisindedir. İkincisi, getirmiş olduğu sergiler tabii toplumu biraz eğitiyor. Yani önemli sergiler açıldı. Özellikle bu Russian Avantgarde'lar falan. Onlar çok güzel sergi. Biraz Sabancılı açılan. Evet. Fakat bu kalitede sergi açmak fevkalade zor. Dolayısıyla bunların süreklilik içerisinde toplumu yönlendiren sergiler açılması gerekiyor. Kesinlikle.
Katılıyorum. Ben müze ve sergiler konusuna gelmeden evvel malum müteahhitlerin çok sık olduğu, bu konuda da herkesin rahatlıkla müteahhit olabildiği bir toplumuz biliyorsunuz. İnşaat ruhsatı verilirken ruhsat alma aşamasında bir sanat eseri, o projenin gerçekleştirilmesi, ruhsatın alınması aşamında bir sanat eseri alınması zorunlu kılınırsa eğer, bu hazır kentsel dönüşüm süreci de gündemdeyken, aslında gerek müteahhitler tarafından, dolayısıyla konut sahipleri, ev sahipleri, kiracılar tarafından da bir şekilde sanata hem önem verilmesi anlamında, icabında bir sürü vergi, resim, harç ödüyor müteahhit ruhsat alabilmek için. Hatta ruhsatı aldıktan sonra inşaata başlayamayabiliyor. Hatta işte bu evini kiracılara kira ödemeye de devam ediyor, mal sahiplerine, müteahhit şey yapana kadar, evi yapana kadar, inşaata başlayana kadar. Halbuki projeyi onaylatması aşamasında bir heykel ya da bir resim gibi bir sanat eserine yatırım yapma ya da satın alınma zorunluluğu getirilse, bence yaygınlaştırılma konusunda yurt dışında olduğu gibi, Almanya'da bunun örnekleri var zaten, ciddi, evet, bir katkı olabilir gibi geldi bana. Tabii çok çok önemli bir şey bu. Bunu en çok İskandinav ülkeleri yapmaktadır. Yani belediyeler özellikle birçok genç sanatçıdan özellikle resim ve heykel satın almakta ve o sanatın gelişmesini temin etmektedir. Türkiye'de öyle bir kanun yanılmıyorsam var, fakat işler durumda değil. Hı hı. Bazı otellerde falan uygulanıyor. Bunu daha bilinçli bir şekilde sanatı destekleme fonları oluşturması lazım müteahhitlerin ve o gelen paranın çok düşük bir rakam dahi olsa çok büyük bir sinerji yaratıcından eminim. Sanatçılar, doğru, için de çok büyük bir faydası olacaktır tabii böyle bir alım olursa. Muhakkak. Yani ben geçtiğimiz yıllarda yanılmıyorsam 2017 Mart olabilir. Tabii 2017 Mart'ta ismini vermeyeceğim ama önemli bir müteahhit firmayla görüşmüştük. Satış ofislerini belli bir süreliğine sanat galerisine dönüştürmek için. Ve bunun için de bir bütçe teklifi hazırladım. Maalesef kabul görmedi ama işin enteresan tarafı, bu firma daire satın alanlara, projeden daire satın alanlara hediye bir resim veriyordu satın alan kişilere. Verilen resim de hani İstanbul konulu. Hani sanatçıya haksızlık etmek istemem kesinlikle, fakat son derece sembolik değeri olan ama daire sayısına baktığınız zaman hani 750 bin arası bir daireydi. 1000 lira olsa 750 bin lira gibi bir fonu buraya ayırmış. Dolayısıyla onu hani sanatsal değeri nispeten sınırlı olan bir eseri daire satın alanlara, üstelik herkese de hemen hemen aynı eser veriyor kopya gibi. Onun yerine projenin konseptine, temasına uygun bir eseri özel olarak, özel prodüksiyon şeklinde bir sanatçıya yaptırsaydı bence daha kıymetli olurdu. Ve kendi adıma da şimdi bir taraftan düşünüyorum, hani bizim hiç açımızdan bir ticari bir durumda ama satışı desteklemek araçlı sanatı kombinlemek ne kadar doğru? Açıkçası hani kendi adıma o an karlı düşünmüştüm ama bir fayda sağlayabileceğim diye. Hem sanat eserlerinin görünürlüğünü sağlamak hem de bir maddi kazanç. Ama öbür taraftan da sanatı böyle bir işte paravan olarak kullanmak, bir özel prodüksiyon siparişi almadıktan sonra ne kadar mantıklı olur? Açıkçası şimdi kendi kendimi sorguladım. Evet. Şimdi tabii bu hediye işi çok önemli bir şey. Şimdi hangi sanatçıdan hediye edilecek? O da çok önemli. Çünkü tabii bugün Türkiye'de aşağı yukarı 4000 civarında yaşayan sanatçı var. Hı hı. Ve bu giderek artıyor. Yani her sene 100-150 kişi falan ilave oluyor. Bunu hangi sanatçıyı alıp da hediye edecek? Orada bir seçim yapılması lazım. Yoksa verilmiş olan hediyenin de bir karşılığı olmayabilir yıllar içerisinde. Tabii. Değerli olan bir şeyi eğer seçebilirlerse bu tabii çok faydalı olabilir. Hem ileriye de tarihe kalacak olan bir, evet, sanat eseri niteliği taşıyabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani sanatın sonuç itibariyle yaygınlaştırılması, görünürlüğünün arttırılması, sanatçıların desteklenmesi lazım. Sadece finansal anlamda değil ki, finansal anlamda hani artık ön koşul aslında, hayatta kalabilmenin bir koşulu. Ama öbür taraftan da sanatçılar, toplumun bence bir şekilde bilinç düzeyinin biraz yükselmesi, biraz nasıl finansal okul yazarlığının arttırılmasından bahsediyoruz, aynı şekilde sanatsal kültürel okul yazarlığında arttırılması, teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Demin sormayı unuttum. Sizin sanat aşkınız çok küçük yaşlardan beri başladı biliyorum, fakat ailenizde sanatla uğraşan var mıydı? Yani bu aşk nasıl başladı? Evet.
Ailede babam çok meraklıydı. Daha çok etnografik eserler, yani hat sanatı, resim, seramik, halı, kilim, bu tip şeylere karşı çok büyük bir merakı vardı. Aynı zamanda kitap merakı vardı. Çok güzel. Yani evde hep bunları yaşayarak büyüdük ve hep o tartışıldığımız bir şeydir. Çünkü bu sanat meselesi çok küçük yaşta başlaması gereken bir muhakkak, şey. Muhakkak, muhakkak. Bugün bütün dünyaya baktığınız zaman müzelerde böyle 5-6 yaşında çocukları yere oturttururlar ve resimlerin önünde bir hoca veya işte bir sanat tarihçisi bunları anlatır ve o algıları algılayarak o yaşlardan itibaren büyük bir sanat zevki gelişebilir. Bu ilk evde başlar, daha sonra müzeler yoluyla, galeriler yoluyla, sanatçılarla tanışarak bu özelliğinizi geliştirebilirsiniz. Bizim ailede de ben şanslıydım. Babamın çok büyük merakı olduğu için faydasını gördüm. Ama çok daha çok tabii ben kendi kendimi yetiştirdim. Yani hem eğitim alarak hem yurt dışında, yani birçok dünya müzelerini gezerek hem Avrupa'da hem Amerika'da bu konuyu geliştirmeye çalıştım. O çok önemli bir motivasyon. Yani özellikle hani 60'lı yıllarda darbe sonrası Türkiye gibi bir ortamda, dövizin zor bulunduğu bir ortamda ülkenin geleceğiyle ilgili bir takım endişelerin, haklı endişelerin olduğu, işte sağ sol çatışmalarından önceki dönem gerçi ama çok partiler hayata yeni geçmişiz, demokrasinin emeklediği bir dönemde iyi cesaret gerçekten. Yani yurt dışına, evet, hem Avrupa'ya hem Amerika'ya gitmek aslında bir yerde kendi hayatınızı keşfetmek ve ruhunuzun götürdüğü yere, ülkenizin götürdüğü yere gitmişsiniz. Evet, ben 19 yaşındaydım ilk Avrupa'ya çıktığımda. İsveç'e gittim. Yani İskandinav ülkeleri, müthiş ülkeler hepsi de. Hı hı. Ve o ilk gördüğüm müze Moderna Museet'tir. Birinci sınıf bir müze, halen de 1957'de açılmıştır. 7 milyonluk bir nüfustu o zaman. Şimdi 9 milyon oldu İsveç. Oradaki sanat eserlerini gördüğünüz zaman büyük hayranlık duyacaksınız. Aklınıza kim geliyorsa, Picasso'lar, Matisse'ler, Vera da Silva'lar, bütün Amerikan sanatçı, pop art, hepsini toplamışlar ve muazzam bir koleksiyon zevki olan İskandinav ülkeleri çok güzel. Beni çok etkilemişti ve dolayısıyla oradan sanat eserlerini öğrene öğrene, göre göre, çünkü bu görsel bir eğitimdir aynı zamanda, sadece tabii, kitap okuyarak da olmaz. Bakın. O bilgilerle Türkiye'ye geldik. Francis Bacon'lar falan, ki Türkiye'de 1964 yılında bu isimlerin çoğunu tanımıyordu. Yani akademideki öğrenciler dahildir buna. Biz bunların fotoğraflarını gösterdik. Zaten o yıllarda kitap yayını yok. Doğru dürüst bir ilişki de yoktu. İnternet zaten yoktu. Dolayısıyla ancak bir ülkeye giderseniz orada öğrenebiliyordunuz. Yoksa mümkün değildi böyle bir şey. Ben 20 yaşından beri bu konunun içindeyim. Tamamen kendi maddi gücünüzle, desteğinizle, herhangi bir sponsor olmaksızın. Hiçbir sponsor almadım hayatımda. İsveç'te, İngiltere'de giderek, Almanya'da hep çalıştım. Yani bir nevi restoranlarda bellboy olarak çalıştık. Yahut işte bulaşıkçılık yıkadım. Orada kazandığım paralarla hem eser aldım, hem seyahat ettik, hem galerileri, müzeleri gezdik. Bu iş böyle bir şeydir. Dolayısıyla Türkiye'de belki bakın 2019 olmasına rağmen geldiğimiz farkı da çok net bir şekilde görüyorum. Tabii. Yani Türkiye şu an halen büyük bir emekleme döneminde yaşıyor. Çünkü o Batı ülkelerindeki müzeleri gördükten sonra hakikaten bana karikatür gibi geliyor halen. Türkiye en geri kalmış durumda sanatsal planda. Bunu nasıl devam ettirip nasıl entegre olabilecek? Bunun üzerinde sosyologların, devlet görevlilerinin, zenginlerin bir proje oluşturması lazım. Yoksa bu şekilde, bu tempoyla giderse en az 3-4 nesil daha sanatı bir tanımadan, görmeden böyle bütün hayatını boşa harcamış olacaklar. Doğru. Benim bugünkü görüşüm bu. Doğru. İşte ben de ekonomi mezunuyum biliyorsunuz. Bize 4. sınıfta ekonomi büyüme dersinde şunu öğrettiler. Büyüme ile kalkınma farklı iki kavramdır. Yani bir ülke büyüdüğü zaman şey olarak, GDP olarak, gayri safi milli hasıl olarak büyüyebilirsiniz. %5 Türkiye'nin ortalama büyüme oranıdır zaten. 6
düşük büyümeye girer. %7-8 büyüdüğünüz zaman çok iyi. Kişi başı milli gelir artar, gayri safi milli hasılanız artar. Ki Türkiye'de son özellikle 20 yılda ciddi bir artış oldu. Onun da hem sanatsal anlamda hem ekonomik anlamda herkesin nimetlerinden faydalandı, sebepleri malum. Fakat kalkınma anlamında, yani kültürel kalkınma anlamında aynı büyümeyi gösteremedik. Yani maddi büyümeyi kastetmiyorum burada. Kalkınma anlamında kalkınma hamlelerimiz zayıf kaldı. Yani nedir kalkınma hamlesi? İnsana yatırım konusunda zayıf kaldık. Eğitim seviyemizi evet. yukarı çekme anlamında. Yoksa yani 12 yıl zorunlu eğitim yapabilirsiniz ama o dersin içeriği önemli. Tabii. Yani dolayısıyla kalkınma tarafında bacağında geri kaldığımız için bilimsel anlamda, kültürel anlamda haliyle zannettik ki işte herkesin bir evinin bir arabasının olması bu bizim büyümemiz için yeterli. Bu aslında işte geri kalmış ülkelerin sendromları. Hiçbir şey görmeyen bilmeyen için normal ama kültürel anlamda bir yerde tıkanıyorsunuz. Tabii. Şimdi çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Mesela bu sanatsal gelişme son 30-40 sene, 50 seneye bakarsanız çok kısa bir dönemde ufak bir hareket oldu. Onun dışında hep böyle ekside durmuş olduk. Hı hı. Ben 44 senelik galerici olarak konuşuyorum. En büyük satışlar 1985 ile 90 arasında olmuştur. Turgut Özal zamanında. Yani onun zamanında bir ümit vadeden bir ortam oluştu Turgut Özal'ın etkinliği içerisinde. Daha sonra 2008 ile 2012 arasında hiç beklenmeyen bir şekilde bir kapital girdi Türk resmine veya heykeline. Burada tabii sadece alım oldu fakat Türk resminin ve heykelinin entelektüel altyapısı oluşmamıştır. Sadece alındı ve satıldı diye konuşuldu. Bu yetersizdir. Bunun yanında film yapılması lazım. Dokümenter sanat filmleri, yayın hayatı olması lazım. Yabancı ülkelerden müzeler buraya sergiler getirmesi lazım. Türk alıcıların yurt dışında gidip o ülkelerde galerilerden ilişki kurarak onlardan sanat eseri alıp Türkiye'ye getirip burada sergilemesi lazım. Yani bu çok yanlı bir şey. Evet. Sadece böyle araba alarak, ev alarak milli gelir yükseldi diye iyimser bakmamız fevkalade yanlıştır. Veya statü kazanmak amaçlı sanat eseri evet. almak. Bir ikincisi de mesela biz hep böyle sanatçılarda falan hata buluyormuş gibi bir ifade var. Aslında o da yanlış. Mesela bizim sanat yazarları, eleştirmenlerimiz henüz yurt dışına açılamamıştır. Yani mesela bir Artin Amerika'da, Art Press'te ya işte herhangi bir internasyonel dergide hiç yazı yazmıyorlar, yazamıyorlar. Evet, blogger bile yok. Evet. Evet. Bakıyorsunuz bizim zenginlerimiz oraya gittiği zaman fukara bir kişi halinde kalıyor. Çünkü oradaki zenginler mesela Bill Gates diyorsunuz 85 milyar dolar serveti var. Hı hı. Bezos 130 milyar dolar servet var. Yani böyle bir şeyden tabii. bizim zenginlere bakıyorsunuz en zengin olanı 3 milyar dolar. 3 milyar dolarlık bir zenginlik dünyada hiçbir şey ifade etmez. Zaten 3 milyar doları olan serveti olan birisi ne Sotheby's'den ne Christie's'den ne Philips'ten veya ne oradaki önemli galerilerden doğru dürüst resim veya heykel alabilir. Çünkü bu çok büyük bir competition içerisinde, çok büyük bir rekabet içerisinde dünyada. O gelenler en güzel eserlerini ya müzelere satıyor bu firmalar veyahut da oranın en zengin kişilerine gösterip satıyor. Evet. Bizimkiler ikinci, üçüncü planda kaldığı için zaten o yüksek derecedeki sanat eserlerini satın almaya da imkan bulamıyorlar. Dolayısıyla doğru. böyle bir problem var. Bir ikinci şeyi daha söyleyeyim. Mesela bugün Türkiye'nin en büyük koleksiyoncusu dediğiniz kişi bugün koleksiyonunu Tate'de sergilemek istese MoMA'da, Whitney'de, Guggenheim'de yahut Centre Pompidou'da bence bu müzelerin kabul etmesini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü o internasyonel valörde bir koleksiyon yok Türkiye'de. Yok, evet. Tek tük alınmış, bazı tesadüfi alımlar yapılmış. Sadece o zengin kişinin zevki için yapılmış bir şey. Bilinç yok. Yani bir curator yok bu müze kuran kişilerinde. Evet. Dolayısıyla böyle büyük problemlerimiz var.
bu zaman içerisinde bir sonraki yahut iki üç sonraki jenerasyon, nesil belki bunu çözmeye çalışacak. Fakat ben şu an için bu tempoda hiç ümitli değilim Türkiye'nin bu gidişatından. Gidişatı ile ilgili değil mi? İsterseniz kısa bir ara verelim. Keyifli sohbetimize birazdan devam edelim. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you, I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break apart. I need your love, I want. Not I'll just die. Tell me. Is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, don't let my heart keep breaking, 'cause I need your love, I want your love. Not I'll just die. İnternet Radyosu Radyo Gedi'ye hoş geldiniz. Burada sanayi, ekonomi, eğitim, sanat, spor ve gündelik hayata dair haber ve yorumları bulacak harika müzik dinleyeceksiniz. Radyo Gedik, radyogedik.com.tr adresinden, iOS ve Android uygulamalarıyla cep telefonlarınızdan ne zaman ve nerede isterseniz sizinle. Evet.
Evet, Sanat Durağı programında Barış Uyak'la tekrar berabersiniz. Yaşı Baraz'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Birkaç tane soru kaldı aklımda. Müzayede sonuçlarıyla aslında yeni Forbes dergisinde sevgili Handan Bayındır'ın hazırladığı, herkese tavsiye ederim, fon ve sanat raporu çıktı 2018 yılına ait. Oradan bir takım tespitlerim var. 2018'de müzayede cirosu 95 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Bir önceki yıla göre %40 artış kaydetmiş. Bu araştırma kapsamında 280 sanatçıyı kapsayan bir araştırma. 216 tane sanatçının 3842 tane işlemini incelemiş Handan Hanımlar. Bu 3842 işlemin de 2874 adedi satılmış. Yani satış oranı %75 yaklaşık. Diğer bir tespit de 2018'deki cironun %67'sini ilk 25'teki sanatçılar oluşturmuş. İlk 25'te de 7 tane yaşayan sanatçı var. 13,5 milyon lira da ciro kaydetmiş. Dolayısıyla burada bana çağrıştıran şey, yine bakıldığında hemen hemen bilindik isimlerin, işte bu sene 2018'in birincisi Farhan Lisa Zeyt, bu sene onun senesi oldu gerçekten, hem yurt içinde hem yurt dışında sergileri ve en yüksek satış oranına ulaşan sanatçı oldu. Keza Buğran Doğançay ikinci sırada geldi, Erol Akyavaş 3. Ama rekor, 2018'in rekor fiyatı Neşet Günal'ın Sorun Sorun 5 isimli eseri Antik AŞ'de 23 Aralık'ta geçtiğimiz yıl 2 milyon 250 bin liraya işlem gördü. Bu da bizim müzayede piyasasıyla ilgili benim şöyle kısa bir tespitim var. Hani duopol bir yapı var. Yani antik ve beyaz müzayedenin olduğu, onlar da %80'ine yakınını oluşturuyorlar piyasanın. Böyle bir var ve diğerleri var. Bir taraftan da online müzayede salonları var. Hani bunlarla ilgili düşünceniz nedir? Öbür taraftan da ikinci elde de bir müzayedeler yansımayan cirolar oluyor. Belki bu müzayede cirosunun çok üzerinde. Tabii. Şimdi sanat eserlerinin satılması hem galeri yoluyla hem de müzayede şirketleri. Bütün dünyada böyledir. Evet. Ve daima en büyük alıcılar Sotheby's, Christie's, Philips, Bonhams gibi birçok müzayede şirketleri var dünyada. Yüzlerce var aslında da bunlar tabii en önemli isimleri. Buraya sanat eserleri konur ve vuruşma yoluyla çok yüksek meblağlara satılabilir. Yani 50 milyon dolar, 100 milyon dolar falan gibi. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman 96 milyon dediniz değil mi? Evet, 94.7, 95 milyon kabaca. Türk lirası. Türk lirası. Evet. Şimdi 95 milyon Türk lirasına bir tane sanat eseri alabilirsiniz yurt dışından. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman dönen rakamın ne kadar kısır olduğunu görebiliyorsunuz. Doğru. Ki bunlar Türk resminin en önde gelen isimleridir. Baktığınızda mesela en büyük isim Burhan Doğançay, Nejat Devrim, Farhan Hüsa Zeyt, Neşet Günal, Mübin Orhon, belirli 10-15 tane isim var Türkiye'de. Şu an bütün koleksiyoncular hep bu isimlerin üzerinde yatırım yapmışlardır ve burada tabii beklenmeyen bir yükselme olmuştur. Fakat diğer sanatçılarla mukayese ettiğiniz zaman birdenbire o rakam çok aşağılara düşmektedir. Hatta aşağıya düştükçe sanatçıların ne kadar ekonomik sıkıntı içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii buradaki durum şu: Türk alıcısı belirli bir zevk anlayışı içinde koleksiyon yapıyor. Aslında bu da yanlış bir şeydir. Mesela yurt dışına baktığınızda kimisi sırf soyut resim toplar, figüratif toplayabilir, başka objeler toplayabilir. Yani varyasyonu o kadar geniştir ki koleksiyon yapmanın. Bizde bunun maalesef hep 10-15 tane ressam üzerinde yatırım yapıldı ve beklenmeyen fiyatlara çıktı. Diğer ressamlarda değersizmiş ifadesi kazanmış oldu. Dolayısıyla bunu da kırmak lazım. Sebepleri çok açık. Koleksiyoncularımız acaba bunu zevki için mi alıyor yoksa spekülatif olarak mı alıyor? Bir de onu da düşünmek lazım. Kesinlikle. Benim gördüğüm kadar riske girmek istemiyorlar. Mesela genç kuşak sanatçılarından da eser alınması lazım. Ve onları keşfetmek, onlarla diyalog kurmak ve kendi kendine challenge etmek, kendi kendinden bir
yarışmaya girmek çok önemli bir şeydir. Sanat eserini mesela gençken birisini alıyorsunuz, sonra o ressam 100 bin dolar, 200 bin dolar edebiliyor. Evet. Bu da bir övünç meselesidir bir sanat koleksiyoncusu için. Fakat ona girmek istemiyorlar. Çok garanti altında olan birinci sınıf ressamlara hep 10 kişiye, 15 kişiye yatırım yaptılar ve beklenmeyen rakamlara çıktı. Ekonomik durum eğer bir çöküntüye uğrarsa ilk kayıp da yine bu en meşhur ressamlarımızdan olmaktadır. Mesela 100 liraya alınmış bir şeyi, hı hı, ekonomik bir sarsıntıda 50 liraya dahi satamazsınız. Çünkü bizim Türk ressamlarının yurt dışı bağlantıları yoktur. Yani evrensel bir ilişkisi yoktur. Evrensel değerde olmadığı için sadece Türk parasıyla alınıp satıldığından büyük bir risk taşımaktadır. Bunun işte ancak ileriki yıllarda yurt dışında atölyesini kurmuş, oradaki müzecilerle ilişkisi olan sanat yazarları, yayın evlerinin ilgilendiği Türk ressamlarımız eğer yurt dışına taşarlarsa, yurt dışına yerleşip orada etkinlik yapmaya başlarsa, o zaman dolarla, euroyla resim satın alma, satılma imkanı doğacak ve evrensel bir değer boyut kazanacaktır. Sadece bu önemli olan 15 ressamımız değil, belki arkadan gelen, hiç bugün ismini dahi duymadığımız bir ressam belki 1 milyon, 2 milyon dolar da edebilecektir zaman içerisinde. Ama şu an için öyle bir görüntü yok. Doğru, haklısınız. Ben bir de hani son olarak şey sormak istiyorum. Türk diasporası, yani yurt dışında yaşayan Türklerden, Türk sanatçılara çok sınırlı talep olduğunu görüyorum. Hani kendi arkadaşlarımdan özellikle, yine ismini almadık ama bilinen, son derece saygıdeğer yaşayan, tanınmış Türk sanatçılarımız var. Onları talep edenler var işte Amerika'ya, Avrupa'daki evler için. Ama onun dışında genç sanatçılara yönelik bir talep yok. Bu bir hani acaba Türk halkının bir genel ortak akıl üretememe bir sıkıntısı vardır. Onunla mı ilişkili acaba? Niçin destek olmuyoruz? Şimdi yurt dışında mesela benim Amerika'da tanıştığım birçok Türk oldu. 30 sene, 40 senedir New York'ta oturan, mesela Museum of Modern Art'a hiç gitmemiş. Bunları istatistik yapıyorum. Böyle Türkler var. Şimdi tabii bu aslında çok üzücü bir şey. Çok, çok, çok. Mesela oradaki en lüks restoranları tanıyorlar, en lüks mağazaları biliyorlar, fakat müzeleri bilmiyor. Zaten öyle bir eğitim de almamış büyük bir kısmı. Bunu en çok Hintliler, Güney Koreliler, Çinliler ve Japonlar, kendi toplumuna sahip çıkan, kesinlikle, ülkeler. Evet. Onlar mesela takip ediyor. Bir Çinli ressam Amerika'da sergi açtığı zaman gidip satın alıyorlar. Bir Hintli ressam açık arttırma yapıldığı zaman Londra'da, oradaki zenginler alıyor. Fakat bizde bir örneğini çok net bir şekilde incelemiştim. Hı hı. 4-5 sene önce Sotheby's'de, Christie's'de yapılan Türk resim sergilerinde hiç iyi bir sonuç alınmadı. Dikkat ederseniz Sotheby's ve Christie's bıraktı Türk resmini. Evet. Bu aslında çok üzücü bir şey. Eğer bu ilerlemiş olsaydı, büyük bir ilgiyle karşılanılsaydı veyahut da yabancılar tarafından satın alınmış olsaydı çok büyük bir katkısı olacaktı. Çünkü Sotheby's ve Christie's ciddi referans kaynakları. Çok büyük bir referanstır. Çok iyi tanıtım yaparlar. Dünya müzelerine bilgi verirler. Yaptıkları etkinlikleri bütün dünyaya tanıtırlar. Biz o şansı da kaybettik maalesef. 2014-2015 yıllarında büyük bir ümitle bakarken bugün dikkat ederseniz hiçbir şekilde böyle bir çalışma yapılmamaktadır. Yine içine dönük bir şekilde Türk resmi Türkiye içinde alınıp satılmaya devam etmektedir. Böyle, evet, çok güzel özetlediniz. Tabii bu aynı zamanda şu sorunun da cevabını vermiş olduğunuz aynı zamanda. Yabancı müzeler Türkiye'de neden şube açmıyor? Bu anlamda hani devlet desteği şart mı diye soracaktım ama tabii doğal olarak ülke imajı da, keza ülke riski de, toplumun gerçekleri ve sosyokültürel yapısında göz önünde bulundurursak, sadece olay yani tek başına sanat eseri alıp almama değil, ülkenin böyle bir bilinci, olgunlaşması, kültürel birikimi ve tanıtımı olmadığı için doğal olarak yabancılar da niye bizden eser almıyor diye hayıflanmak aslında çok beyhude bir soru oluyor. Evet. Tabii aslında
yurt dışında Guggenheim var mesela. Guggenheim Müzesi çok önemli. Aynı zamanda Louvre Müzesi açtı Arabistan'da. Yani bunlar aslında devletler arası verilecek kararla da bağlantılı. Mesela ben çok isterim Guggenheim Müzesi, Museum of Modern Art burada branş açsın ve bize bazı şeyler öğretsin. Bunu öğretmek için en azından 30-40 seneye ihtiyaç var. Oranın ekibi gelecek ve burada Türklerle birlikte, Türk küratörlerle ve müzeyi idare edecek kişilerle birlikte 10 sene, 20 sene, 30 sene evrensel değerde ilişkilerin doğması lazım. Mesela bugün böyle bir şeyin başlangıcını bile bir ütopya olarak görüyorum. Belki zaman içerisinde böyle bir devletler arası anlaşma yaparak, o müzelere bedava arsa vererek, orada kurulmasını temin ederek bu entegrasyonu kurması lazım ki yeni gelen kuşaklar o ülkenin getirdiği sanat eserleriyle, aynı zamanda Türk sanatlarıyla birlikte eğitimini tamamlasın ve dünyaya açılmaya başlasınlar. Çünkü bugünkü şartlarda maalesef öyle bir ilerleme göremiyorum. Evet, hepimiz adına üzücü bir durum ama umuyorum ilerleyen dönemde bu bayrak yarışı çok daha iyi yerlerde hem ülkemizi hem sanatçılarımızı görürüz. Ülkemizin tanıtımına sadece sanatçı bazında değil, ülkemizde daha fazla kültürel sanatsal aktivitelerle tüm dünyada anılır ve imajını olumlu bir şekilde geliştirir, pekiştirir. Peki bu haftalık da Sanat Durağı programından hepinize hoşça kalın. Konuğumuz Yaşı Barazlı Türk, Çağdaş Sanat Galericiliği'nin öncülerinden ve Çağdaş Türk resmine büyük emeği dokunmuş duayen bir kişi. Kendisi konuğumuz oldu. Çok çok teşekkür ederim Yaşı Bey geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağlık. Ben de çok memnun oldum. Çok sevgiler. Haftaya yine aynı saatte görüşmek umuduyla hep bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sevgiler, saygılar.